Şimdi Waterline Evo komutunu görmüştük. Sıradaki komutumuz Custom Z Hybrid. Şimdi geldim. Onluk bulunuz bir takım seçtim. Yani bu kısmımız aynı. İstersek parça seçebiliriz. Veya gelip diyebiliriz ki ben yüzey işlemek istiyorum. Seçtiğim yüzeyleri işle. Bunu yukarı attığım zaman artık ne yapacak? Bu seçtiğim yüzey işleyecektir. Hayır, ben parçanın hepsini işlemek istediğimi söylüyorum. Gelen profil boundary kısmından sınırımı seçtim. Nereye işleyeceğimi, yüksekliğimi seçtim. Yine burada istersek katı tanıtabiliyoruz. Diyebiliriz ki yani benim bir tane kütüğüm var. O kütükten kalanı değiştirmemiz mümkün. Yani bakın burada packet size kısmımız var. Bu neydi? Bizim takımımızın girmesini istemediğimiz deliğimiz veya cebimiz varsa onun değerin, çapın değerini yazıp takım artık oraya girmiyordu. Ama yani bizim parçamız üzerine cep veya delik yok. O yüzden işte tekini kaldırdım. Sonrasında duvarda ve tabanda talaş bırakmak istiyor muyuz, ne kadar istiyoruz veya istemiyor muyuz gibi seçeneğimiz var. Sıfıra sıfır işleyeceğimi söyledim. Bak yine burada cutting direction shallow ve cutting direction step kısımlarımız var. Bunlar nedir? Yatayda ve dikeyde işlerken hangi yöntemleri kullanacağız? Dedim ki yatay işlerken zigzag yöntemini kullanacağım ve yana kaymalarım da bir olacak. Şimdi, cutting direction step aşağı adımlarken de dedim ki zigzag yöntemini kullanacağım ve custom sabit adımla ineceğim. Veya bir eğri seçip drive curve'ıma göre bir takım yolu çıkart da diyebilirdim. Custom dedim ve aşağıda bir aşağı adımlayacağımı söyledim. Yine istersek köşelerde yumuşattırma yaptırmamız mümkün. Ama finish işlemi olduğu için fazla paso bırakmaması için smoothing radius yapmıyorum. High speed functions. Aşağı adımlarken dik mi insin? Rampa yaparak mı insin? Yoksa smooth ramp. Yumuşak bir rampayla mı insin? Diyelim ki smooth ramp. Yumuşak bir ramp, yumuşatılmış bir rampayla insin aşağı adımlarken. 5'te angle dediğimiz kısımda bu yapacağı rampanın açısı ne kadar olsun dediğimiz kısım. Yine alan alan mı, level level mı işleyeceğimizi belirtebiliriz. Diyelim ki alan alan işleyeceğim. Minimum contact distance kısmına finish olduğu için takım çapı yazdım. Yine minimum passes length dediğimiz %2'den küçük bir paso oluşursa, takım yolu oluşursa onu iptal et. Onu takım yolunu çıkartma diyebiliriz. Yine toolpath length kısmımız mevcut. Starting araya kısmından 0'a 0 noktasından başlayacakmış ama hayır, ben şu köşeden başla, şu noktadan başla veya bu noktadan, herhangi bir noktadan takımın başlayacağı noktayı belirtmem mümkün. Yine girişlerim, çıkışlarım nasıl olsun? Axial, vertical, horizontal veya bu sefer burada farklı bir seçenek. Basic lead in, lead out seçeneği. Bu da nedir? Birbirinin üstüne takım yolunu bindirerek U şeklinde gelip çıkmasını olanak sağlayan bir takım yolu. Hem giriş hem çıkış bu şekilde olsun diyebiliriz veya horizontal olsun diyebiliriz. Yani bu şekilde de horizontal'da yapacağı radius değeri ne olsun? Ne kadar mesafeden itibaren radius yapmaya başlasın gibi seçenekler burada da var. Yine geldim, diyelim ki safety distance'a kalksın. Clearance plane'im 100. Safety distance'ım da 5. Okey deyip bakalım nasıl bir takım yolu çıkaracağını görelim. Ne yapmış oldu? Gördüğünüz gibi parçamızın her yerini bu da aynı şekilde işlemiş oldu. Ama bu şekilde parçayı tek bir komut içerisinde hem yatay hem dikey alanları aynı şekilde işlettirmemiz, yani takım yolu çıkartmamız mümkün. Ne yaptı? Duvar olan kısımları duvarmış gibi işledi. Yatay alanları yatay komutuyla işlemiş gibi işledi.
Yani bu şekilde aslında baktığımızda birbirine benzer. Ama Waterline Avalon içerisinde ne vardı? Ekstradan birkaç tane burada seçeneğimiz vardı. Spiral mi olsun, zigzag mı olsun gibi seçenekler vardı. Customs içerisinde o tarz bir seçenek yok. Parçanın her yerine parçaya uygun şekilde takım yolu çıkartmamız mümkün. Şimdi bir diğer takım yoluna gelelim. Planner. Onu başka bir parçada göstereyim. Aynen. Dedim ki ben bu tabanla yüzey atacağım. Takım yolu çıkaracağım. 10'luk bir takım seçtim. 20'lik olsun. Okey dedim. Pistil, pestil seçtim. Geldim buna Select Pestis kısmından Add Pestlist. Dedim ki burası oluyor. Tabanı işleyeceğim. Sağ tuş. Buna da dedim ki taban. Ben gördüğünüz gibi az önce seçtiğim duvar kısmında burada hatırlıyor. Ve bu sefer de tabanı seçtim ve tabanı da hatırlayacaktır. Daha sonraki işlemlerde. Okey dedim. Yine bir sınır seçmeme gerek yok yüzey seçtiğim için. Expand Value sınırdan dışarı çıksın diyebiliriz. Ama zaten bir cep işleyeceğimiz için buna gerek yok. Şimdi burada Flat Area Setting kısmımız var. Bu nedir? None dersek bizim dediğimiz yerleri işleyecektir. Tabi bu parça için uygun değil ama şöyle şuradaki şekilden gösterelim. None dersem sadece parçaya uygun bir şekilde takım yolu çıkaracak. Veya Bandy Box dersem de benim bu şekilde bir parçam varsa onu bir çevre sınırını alarak her yerini dolaşıp bir çevre sınırın içerisinde dolaşıp bir takım yolu çıkartmış olacak. Veya bir diğer seçenek de By Diameter. Bu da ne yapacak? Benim burada verdiğim çap değerine göre burada bir pah şeklinde bir takım yolu da oluşturacak. Bu şekilde seçeneklerim mevcut. Veya By Bounding Box dedim yine. Burada bakın internal ve external. Hem içerisine hem de dışarısına bu yöntemi uygula. Veya external only. Sadece dışarısına uygula. Yani şurada köşeleri uygulamış oldu. İçeridekine yapmadı. Yani bunun gibi seçenekler mevcut. Ama benim parçam ona uygun. Yani bu tarz bir işlem yapmaya gerek olmadığı için none dedim. Flat area, flat extension dedim. Takım yolunu parçadan biraz daha dışarı çıkarsın mı? Bu nedir? Bizim şuradaki bir cebimiz olsaydı onu işlemek için kullandığım, yani orada takım dışarı çıkartmak için kullandığımız yöntem. Onu da birazdan gösteririm. Şimdi Air Cut Distance kısmımız var. Bunu ilk önce işaretlemeden ne yaptığını bir göstereceğim. Daha sonrasında işaretlediğimizde ne olduğunu görmüş olacağız. Yine duvarda ve tabanda sıfır talaş bıraktığımı söyledim. Clipped mı, conventional mı kesim yapmak istediğimi belirtiyorum. Sonrasında bakın burada birkaç tane seçenek çıkıyor yine. Hani zikzak mı işlesin? Tek yönlü mü işlesin? Spiral şeklinde döne döne mi işlesin? Veya morph mu yapsın? Morph da neydi? Bizim yine parçamızın figürüne göre kendi o figürlere uygun bir şekilde takım yolu çıkartıyordu bize. Burası zaten bir düz alan olduğu için hani duvarlarında vesaire bir yerine figür olmadığı için çok kullanmaya gerek yok ama ikisine ne yaptığını gösterebiliriz. Spiral dedim. Yana kaymalarımla bir bir olsun dedim. Yine istersek bir yumuşatma yaptırmamız mümkün. Generate Outer Pass dediğimiz zaman bizim yine dışarıya uzasın uzamasın takım yolu. Veya içeride bir cebimiz varsa ekstra oraya da takım yolu çıkarsın veya çıkarmasın dediğimiz kısım. Stroke mod dediğimiz biz burada zigzag seçersek hangi yönde işlememiz gerektiğini söylediğimiz kısım. Ama spiral seçtiğimize gerek yok. Evade small pocket dediğimiz kısım yine bizim girmesini istemediğimiz cebimiz deliğimiz varsa onlara girmesin dediğimiz kısım. Aynı şekilde Evade small island. Bu da bizim parçamızın üzerinde küçük adacıklar varsa onlara girme dediğimiz, yani oralara takım yolu çıkartma dediğimiz kısım. Buraya takım o adacığın genişliği ne kadarsa onu belirterek diyebiliriz ki 20'den küçük bir adacık varsa oraya işleme
belirtebiliriz. Onu birazdan başka bir örnekle gösteririz. Yine istersek biz buna kaba attırmamız mümkün. Buna da değineceğim. Yine burada ramp mı, aksiyel mı dediğimiz, hani dik mi girsin, rampayla mı girsin? Diyelim ki rampayla girsin. Lead'in ne kadar mesafeden itibaren rampa yapmaya başlasın? Yan taraf, horizontal gireceği kısımlarda koruma mesafesi ne kadar olsun? Ne kadar mesafeden itibaren yatay olarak girmeye başlasın? Yapacağı açımız ne olsun? Maksimum çıkaracağı, şimdi takım yollarını horizontal yatay geleceği kısımlarda maksimum ne kadar uzatsın dışarıya doğru yatay gelecek takım yollarını. Ama bizim zaten parçamız bir işleyeceğimiz yer bir cep olduğu için yandan giremeyecektir. O yüzden bu değere girmemize gerek yok. Yine kalkışlarda hangi yüksekliği kullansın? Dedim ki safety kullansın. Clearance plane'in 100, retract distance'in 5. Okey diyelim, nasıl bir takım yolu çıkardı ona bakalım. Bakın ne yaptı? Bizim parçamızın üzerinde yine bir cep ve delik olduğu için ne yaptı? Onların da çevresini dolanmış oldu. Zoraki çok düzgün bir takım yolu çıkarmadı tabii ki bu sebepten dolayı. Biz diyelim ki buralara çevresini dönsün istemiyoruz. Ne yapabiliriz? Tekrar girdim içerisine. Bakın burada air cut distance kısmı var. Bunu açıp diyebilir, istersek bir değer verebiliriz. Diyebiliriz ki 40'tan küçük yerleri ignore et. Girme, 40'tan büyük yerlerin etrafını dolan diyebilmemiz mümkün. Veya ignore all dediğimiz zaman da bütün parçanın üzerinde bu tarz cep, delik vesaire varsa hepsini ignore, görme. Onların üstüne de takım yolu çıkart diyebiliriz. O zaman da daha stabil bir takım yolu çıkartmış olacaktır. Bakın ne yaptı? Bu sefer onları bir delik çekmiş gibi görmedi. Üstlerinden geçmiş oldu. Bu neydi? Bizim spiral şeklinde oluşturduğumuz takım yolu. Gelelim bir de buna diyebiliriz ki morph şeklinde uygulasın. Morph yaptığımız zaman bakalım nasıl bir takım yolu çıkaracak bize. Bakın ne yaptı? Bu sefer de benim parçamızın yüzeyine, işleyeceğimiz yüzeye uygun formda hareket ederek daha stabil bir takım yolu çıkartmış oldu. Tabi bu şu düz bir alan olduğu için ve duvarlarında veya yüzeyinde figür olmadığı için çok ekstra bir artısını göremedik. Ama figürlü bir yeri işleseydik ne demek istediğimi anlayacağını, daha o figürlere uygun bir şekilde takım yolu çıkartacaktı bize. Şimdi bir de ne demiştik? Buna kaba attırmamız mümkün. Şimdi kaba attırırken iki tane seçeneğimiz var. From Flat. From Flat dedi, bizim tabanımızın her gördüğü tabanın üstünde burada verdiğim material thickness. Diyelim ki 5 milim paso var fazladan. Her gördüğü yüzeyin üzerinden 5 milim paso varmış gibi işlem yapacaktır. Ve hayır, from top dersek bizim en üst noktasına itibaren 5 milim paso var deyip her yeri işlemiş olacaktı. İkisini de görelim ne yaptığını. From flat dedim, gördüğü yüksekliğin üzerine 5 milim fazla paso varmış gibi o şekilde kaba bir işlem yapacaktır. Bakın ne yapmış oldu? Benim verdiğim 5 milim değeri işlemiş oldu bir bir adımlayarak verdiğim değerlere göre. Veya ben buna diyebilirim ki benim yüzeyimin üzerinde değil, en üst yüzeyimin üzerinde 5 milim paso var. Onu al belirtmem de mümkün. Bakın bu sefer ne yapacak? Benim en üst yüzeyimi görüp onun üzerinde 5 milim daha paso varmış gibi orayı işleyecektir.
Bakın ne yapmış oldu. Bu sefer parçamın dediğim gibi en üst yüzeyinden itibaren 5 milim paso varmış gibi parçanın her yerine işlemiş oldu. Ne yaptı? Kaba bir işlem yapmış oldu. Yani bu şekilde de planer komutuyla kaba attırmamız da mümkün. İster diyebiliriz ki benim yüzeylerimin üzerine 5'er milim paso var, ona göre oluştur. Veya hayır, benim parçamın en üst yüzeyinin üzerine 5 milim paso var deyip ayrı ayrı şekilde takım yolu oluşturabiliriz. Hem bir de şuradaki cebe bir işlem yapalım. Yine geldim. Planner dedim. 20'lik end mill takımını seçtim. Dedim ki yüzey işleyeceğim. Yüzeyimde bu dedim ki taban 2. Yine geldim, sınır seçmeme gerek yok. Neyim ki bu sefer istersek uzattırmamız mümkün. Şimdi burada bunu belki kullanabiliriz. Ne yapar? Dışarıya doğru çıkar. Ve o değil, Fat Extension dışarıya çıksın. 10 milim dışarıya çıkarak işlem yap. Bir de Air Cut deyip buradaki deliklere girmemesini sağlarız. Yine geldim, Morph dedim. Into Out, Out to In, dışarıdan içeri veya From Middle, merkezden yayılarak yap dememiz mümkün. Diyelim ki in out, in to out. İçeriden dışarıya doğru yayılarak yap. Yine yana kaymalarım bir mi dedim. Bu yine generate outer pass dedim. Bir kere okey diyorum. Hatta şurayı düzelteyim. Safety distance 100. Buraya da 5 yazdım. Ne yaptığını görmüş olalım. Ne yaptı? Benim buramı parçamın iç yüzeyinde işlemiş oldu. Dışarı çık dedik ama iki tarafı da açık olmadığı için çıkamadı galiba. Ne yapabiliriz? Belki buradan extend value deyip takımı dışarı çıkartabiliriz. Ama yine bir sınır seçmediğimiz için belki onu da yapmaz. Bir sınır seçip sınırdan dışarı çık desek daha doğru olabilir ama yaptı. Yani bu şekilde de parçama dışarıdan gir delirtmemiz mümkün. Ne yapacak? Dışarıdan takım yolunu dışarıya çıkartarak bu köşelerde paso kalmamasını, bir erkek bırakmamasını garanti etmiş olduk. Şimdi burada göstermediğim bir şey kalmadı galiba. Diğer komutumuza geçelim. O da neydi? Custom Stepover. Yine bu da dediğimiz gibi parçanın her yerini işleyebildiğim bir komuttu. Onluk bulunmaz bir takım seçtim. Parçanın her yerini işleyeceğim dedim. Sınırım. Burası dedim. 0'a 0 işleyeceğim. Saat yönüne dönsün veya zikzak dönsün. Bakın bunun içerisinde de morph seçeneği de var. Forma uygun ilerle. Bunu başka bir örnekte daha net göstereceğim ben size. Yine burada out to in, dışarıdan içeriye doğru. By curve, bir eğriye göre. Veya by point, bir noktaya göre. Bunların hepsini tek tek göstereceğim ben size ne işe yaradığını. Yana doğru bir bir kaysın dedim. Bakın tam merkez noktasına takım yolu çıkarsın mı çıkartmasın mı dediğimiz kısım. Yine smooth corner'da köşeleri yumuşat delirtebiliriz. Yana kayarken bir S hareketi yapsın mı yapmasın mı? Yine pasoları birleştirirken direkt mi birleştirsin yoksa 3D spiral birbirinin üstüne bindirerek mi bir takım yolu oluştursun seçeneğimiz mevcut. Yine bu kısımlarımız aynı. Benim ki safety distance buraya 100, buraya 5 yazdım. Testis seçmişim, pardon. Bunu ben iki kere bir duplicate edeyim. En üsttekini build edelim. Bir değerinde ne vardı? Bir curve eğriye göre. Ne yapayım? Şuraya bir eğri çizeyim. Bir de noktaya göre vardı. Buradan sketch point deyip bir nokta atalım.
Buna geldim dedim ki Bay Kör Eğri'ye göre. Seçtim böyle bu Eğri'nin formunda bana takım yolu çıkart dedim. Bu ise dedim. Diğerinde de bu sefer Bay Point bir noktaya göre takım yolu çıkart dedim. Nasıl bir takım yolu çıkarttığını görelim üçünde. Baktığınızda ilk başta yaptığım neydi? Parçanın her yerini işlemiş oldu. Bu şekilde parçanın işleyemediği bir yeri kalmadı. Bu nedir? Dediğim gibi şeydir. Bu çekseni aynı anda çalıştırıyor bu komut. Yani o yüzden biraz işlem süreleri uzayabilir böyle parçanın bütünü işlerken. Mesela diyelim ki burada bize 2 saat gösteriyor ama makinede bu 2,5-3 hatta 3,5 saate kadar uzun sürebilir. 3 ekseni aynı anda çalıştırdığı için makine o hızı yakalayamayıp biraz daha ağır hareket etme ihtimali vardır. Bakın kör dedim, eğriye göre yap dediğim zaman ne yaptı? Bana eğrinin formunda yana kayacak şekilde takım yolu oluşturmuş oldu bu şekilde. Ne yaptı? Yapabildiği yerleri eğrinin formunda, yapamadığı yerleri farklı şekilde işlemeye çalıştı. Bir de noktada ne yaptığını görelim. Noktayı da merkez alarak, mesela merkezden itibaren döne döne bize bir takım yolu çıkartmış oldu. Yani bunu da farklı parçalar üzerinde işlem yaparken kullandırmamız mümkün. Şimdi ben bunun için, bunu göstermek için başka bir parça açayım. Şöyle meshing'in içine parçamı tanıtayım. Şimdi size sorayım. Biz bu parçanın bu açık mavi olan kısmını hangi yöntemle işlerdiniz? Sesiniz gelmiyor. Mikrofonu açmamış olabilirsiniz. Deneyelim. Şöyle yüzey seçerek waterline cost'un zetin zaten aynısıydı. Diyelim ki 20'lik değil 10'luk olsun. Balmuz bu takımla işleyelim. Dedim test list yüzeyimi parçanın üzerine renge göre dedim. Dedim ki bu renkteki olanları seç. Yüzeyim burası dedim. Yüzeyleştim bir. Şuradan kapattım yanlışlıkla. Yukarı attım. Yine sınır seçmeme gerek yok. Her yeri işle dedim. Aşağıya doğru bir bir insin. Z level şeklinde ve helisel şeklinde indirebiliriz. Helisel mi indi daha iyi olur sanki. Böyle geldi. Deneyelim. Yapar ama. Tamam bir Z mi yapalım? Tamam. Zetleri aynı derinlikte değil ya. Kalkış yapar ama. Aynen. Tamam. Ult edelim. Bir de agregate Tabii. denesek Gir dedik. Önce bir sınır çıkartayım ben buna. Veya aggregate'in aynısı şey vardı, onu yapalım. Yüzeyi seçerek işlediğimiz. Waterline bu yeni programlarda bu Evo. seçtiniz ya, bunları Evet. yüzey seçerek mi işliyoruz bunlarda? Ya yine yüzey seçebilip de işleyebilirsiniz. Normal sınır seçerek de işleyebilirsiniz. Anladım. Hangisini? Yani şimdi burada yüzey seçmek daha basit olduğu için Ha. ben bu yüzeyleri seçerek işlem yapacağım diyeceğim. Demek ki bu yüzeyleri her yerini işlesin. Uğraşmıyoruz. Aşağı aynen sınır atmaya uğraşmadan yüzeyi seçerek işlem yapabiliyoruz. Aşağı doğru bir bir dedim. Kere bunu yapalım ne yapacak? Bakın Z, Bir
Zed dediğimiz zaman çok düzgün olmadı ve çok fazla kalkışlar oldu. Evet. Yani bazı bakın şuraları güzel bir şekilde yaptı ama figürlü kısımları tam uyduramadı oraya. Evet. Bakalım diğer aggregate ne yapacak? Bu Konstanza bir zikzak yapsak. Deneyelim. Güzel mi çıkar da fazla lafımız alacak. Evet, kalkışları azaltmış olur. İşleyeceği yüzey yine aynıdır yapacağı. Yani şuralar çok stabil bir takım yolu çıkartmamış oldu. Aggregate yine şuralar çok düzgün olmamış oldu. Bir de bunu Custom Step Over'la deneyelim. Yemin banlo seçtim. Gösterdi. Ama bir eksik var. Ya koyamam. Bir bir dedim. Şimdi bir bununla ne yaptığını görelim. Abi yine yaptı ama şuralarda böyle bir izler oluşma ihtimali var. Değil mi? Şimdi ben bunu geldim. Öbürleri biraz daha iyi. Daha iyi. Yani ama bakın bunun Custom Step Over mor seçeneği var. Bunu seçtiğim zaman biraz daha buradaki seçtiğim yüzeyin figürüne uygun bir takım yolu çıkaracak. Daha güzel bir takım yolu çıkarmış olacak bize. Zaten hesaplaması biraz daha uzun sürüyor. Forma uygun bir şekilde daha güzel bir takım yolu çıkartacaktır bize. Bir de cam yaparken renge göre dediniz ya Batuhan Bey, Evet, onu evet. oraya nereden girdiniz? Onu bir şey yapsak. O da Yapalım. güzelmiş yani. Şimdi işlenecek yerleri renge de bölüp o şekilde Aynen. gidilebilir yani. Mes cat kısmındayken gösterdim diye hatırlıyorum ama tekrar göstereyim. Şöyle yapalım. Herhangi bir komutun içerisine gireyim. Bu parçadan yüzey seçeceğim. Bakın burada yüzey seçerken şurada Selection by Color kısmı var. Evet. Ona tıklıyoruz. Şimdi bu rengin burada hangisine tekabül ettiğini tam olarak kestiremeyebiliriz. Bak şurada yüzey seçeneği var. Yüzeye tıkladım. Bu yüzeyin rengini bul dedim. Okey dedim. Bak sadece o yüzeyi seçiyor artık. Evet. Bu şekilde. Eskiden Yani bu şekilde öyle renkli bir şey. yüzeyleri aynen seçerken kolaylık sağlıyor. Evet. Artı başlayacağım ya. Siz ekme uğraşmayın. Bakın bu hala hesaplıyor. Bakın. Daha güzel bir yüzey çıkardı sanki. Mühürlerde. Diğerlerine nazaran. Bak, kalkışlar azaldı. Ve devam eden sürekli bir yüzey elde etmiş olduk. Evet. Yani bu tarz yüzeylerde bu Custom Stepover'ın içerisindeki morph seçeneğini kullanarak daha güzel bir takım yolu çıkarttırmamız mümkün. Bunun içerisinde de seçenekler var. Convenient bir dıştan bir içten. İşte Outline dışarıdan içeriye doğru. In out içeriden dışarıya veya between curve iki eğri seçerek de
iki sınır ve iki eğri seçerek de onlara uygun takım yolu çıkarttırmamız mümkün. Yani bu morf güzel bunun içindeki. Bu tarz yerlerde kullanabilirsiniz. Diğer komutlarımıza geçelim. Carson Stepover'da gösterdik. Burada Ice Machine'in kısmı var. Bu Modulworks komutu. Ama şöyle söyleyeyim. Ice Machine'in içerisinde buradaki bütün komutlar var. Ve bu da özel ileri eğitimlerde gösteriliyor. Ne olduğunu bir göstereyim ben size. Neler var? Bakın çok farklı bir sayfa var. Buradan istersek yüzey, istersek eğri seçip işlem yapabiliyoruz. Bakın burada paralel kat yüzeyin formunda iki eğri arası morf yap. Paralel birden çok eğri seçerek onları paralel yap. Projection gibi gibi bir sürü seçenek mevcut. Gördüğünüz gibi burada da ekstradan birçok seçeneklerimiz var. Bununla yapmamız gereken bunda dalma koruması yoktur. O yüzden bizim takımımızı, tutucumuzu, işleyeceğimiz parçayı, yüzeylerin hepsini koruyarak bir işlem yaptırmamız gerekiyor. Aynı zamanda bakın bağlamalar kısmında da birden çok seçenekler var. Yine burada da istersek kaba yaptırabiliriz. Takım yollarını kopyalayabiliriz, döndürebiliriz, aynalayabiliriz gibi 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 birçok seçenekler var. Dediğim gibi bunu ileri seviye eğitimlerde gösteriyoruz. Çünkü dalma koruması olmadığı için sıkıntı yaratabilir. Diğer komutlara geçelim. Geri kalan komutlarımız artık bizim raster komutlarımız. Bunlar rest komutlarımız. Bunlar nedir? Bizim parçamızın dibine, köşesine takım yolu çıkarttığımız komutlar. Şimdi baktığınızda 3 tane rest komutu var. Bunlar nedir? Raster rest dip köşeleri raster komutuyla işliyormuş gibi işler. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yatay alan işliyormuş gibi dip köşeleri işler. Waterline rest de bizim dipleri, köşeleri dik duvar işliyormuş gibi işler. Rest materyalla duvar kısımlarını duvar gibi, yatay kısımlarını yatay gibi işleyerek daha güzel bir takım yolu çıkartır bize. Bir bakalım nasıl kullanılıyor. Yine geldim dedim ki onluk balmos takım kullanacağım. Onluk büyük. Şöyle dörtlük takım kullanacağımı söyledim. Tutucumu kaldıralım. Şimdi ya burada da hem parçanın hepsini seçmemiz, işlemlemiz mümkün veya yüzey seçebiliriz. Demek ki parçanın bütününü işleyeceğim. Sınırım bu. Yine bu kısımlar aynı. Sınırın üstünde mi, içerisinde mi, dışarısında ama. Bakın burada reference tool. Bir önceki kullandığımız takımı söyleyerek ondan kalan yerlere işlem yaptırmamız mümkün. Ondan kalan yerleri dip köşelerini almak için kullandığımız komut. İstersek reference tool deriz veya bir önceki yaptığımız takım yolundan kalan kütüğü al dediysek o kütüğü de tanıtıp işlem yaptırmamız mümkün. Ama reference tool dedim. Şu anki kullanacağım takım dörtlük. Bir önceki takımım 8 küredir veya 8 R'li bir takımdır veya düz 8, 8 düz bir takım tanıtmam mümkün. Dedim ki 8 küre bir takımla işlem yaptım ve bunun 4 küre bir takımla kalan yerlerini almak istiyorum. Yine burada duvarda tabanda talaş miktarımı soruyor bana. Bak yine kesim yöntemim var. Zikzak mı, tek yönlü mü? Dedim ki zikzak olsun. Yana kayamalarım 10'da 5, 10'da 5 olsun dedim. Bakın burada X'e paralel mi, Y'ye paralel mi yoksa belli bizim verdiğimiz bir açıyla mı seçeneğimiz var. Dedim ki X'e paralel şeklinde olsun. Bakın bizim takımımız da şöyle göstereyim.
build edelim. Bir saniye. Takımımızda bir Schenk olduğu için oraya açıldı direkt. Onu kaçtan korumak istiyoruz diye. Takımımızın şu üstünde belli bir koniklikle geliyor. Şeye girdiğimiz zaman normalde buralar kapalıydı. Ne zaman açılıyor? Bizim takımımız böyle şenk, koniklik varsa veya tutucu eklediysek takıma bu kısımlar açılıyor. Bu da buraları kaçtan korumamız gerektiğini söylediğimiz kısım. Şimdi yine radial girsin dedim. Safety distance olsun. Clearance plane'in muse, retract distance'in de 5 lira dedim. Okey dedim. Şimdi ne yapmış olacak? Benim 8'lik takımdan kalan yerleri takım yolu çıkartmış olacak. Bakın ne yaptı? 8'lik bir önceki takım 8'lik 8 küreyle işledim. Bana 8 küreden kalan yerleri 4 küreyle alabilecek şekilde bir takım yolu çıkart dediğim zaman bu şekilde diplere, köşelere, radüslerin olacağı yerlere bakın takım yolu çıkartmış oldu. Ama ne yaptı? Dediğim gibi buraları raster bir taban işliyormuş şeklinde işledi. Bir de aynı şekilde bunun ne var demiştik? Waterline rest. Bu da hemen hemen aynısı. Farkı nedir? Duvar işliyormuş gibi işlemi yapacak. Yine sınırımı seçtim. Geldim referans tool kısmıma. Dedim ki 8 kürelik takımla bir önceki işlemimi yaptım. Yine 0'a 0 işleyeceğim dedim. Zigzag olsun dedim. Fix mi variable mı? Dedim ki fix sabit adımı mı olsun. Aşağıya da 10'da 5 10'da 5 adımlasın. Yine bu kısımlarımız hep aynı. Geldim clearance stage safety distance dedim. Buraya 100, buraya 5 dedim. Bakın ne yaptı? Buraları da artık yani zaten aynı yerlere takım yolu çıkartmış oldu. Farkı nedir? Raster dediğim zaman taban işliyormuş gibi bir takım yolu çıkardı. Waterline dediğim zaman da bakın duvar işliyormuş gibi bana bir takım yolu çıkartmış oldu. Artık parçamızın şekline göre nereleri işleyeceksek ona göre iki yöntemden birini seçebiliriz. Veya bir diğer yöntemimiz raster rest'te şey pardon rest material kısmıydı. Bu da duvarları duvar gibi, tabanları taban gibi işleyerek bize bir takım yolu çıkartmış olacaktır. Yine geldim dedim ki sınırım burası. Bakın burada toolpath metotta 3 tane seçeneğimiz var. Oto dediğimiz zaman otomatik bir şekilde kendisi verdiğimiz 8'lik takımdan kalanı işleyecektir. Ve burada istersek ayarlar da var. Maximum deviation dediği kısım verdiğimiz açıya göre 135 dereceden üstünü bu şekilde birleştirecek. 135 derecenin altı bu şekilde köşelerde ayrı ayrı takım yolu çıkartacak. Yine 15 dereceden büyük yer varsa oralara girme veya gir seçenekleri var. Yine dip kat ne olsun? Minimum bu kadar pasoya gir. Maksimumda 2 milim pasoya gir. Gibi gibi seçenekler mevcut. Sonra from pencil dediğimiz zaman da bizim verdiğimiz bir eğriye göre bir takım yolu çıkart demiş oluyoruz.
rest area. Bunda da otomatikten farkı dediğim gibi. Rest dediğim zaman burayı duvar kısmında restmiş gibi yapacak. Otomatik dediğim zaman da duvar kısmını farklı yöntemle, taban kısmını farklı yöntemle yapmış olacaktır. İkisini de ayrı ayrı nasıl işte bir takım yolu çıkarttığına bakarız. Yine duvarda tabanda dediğim gibi 0'a 0 bıraktım. Bakın burada 3 tane strateji yöntemimiz var. Lineer dediğimizde düz bir şekilde uzatıp bunların hepsini birleştirir. Spiral dersek spiral bir şekilde yapar. Flying spiral dersek takımımız burada dışarıki kısmı işliyorsa aşağıya düşmez. Düz bir şekilde takım yolu çıkartır. Farkı budur. Bu ne yaptı? Biraz daha takım yolu burada gördüğünüz gibi aşağıya doğru düştü. Flying derken dersek de takım yolu aşağıya düşmeden bize bir çıkarmış olacak. Yine buradan step dik alanları hangi yöntemle işlesin dediğimiz kısma geldik. Bakın ilk farklı. İşte yatay alan farklı, dikey alan farklı işlem yapmış olacak. Aşağıya adımlamaya da onda 5 dedim. Şimdi her yeri işle. Hayır. Duvarları işle veya hayır tabanları işle dememiz mümkün. Dediğim gibi her yeri işle dedirtebiliriz. Şimdi referans angle dediğimiz kısım 80 dereceye kadar yataymış gibi 80 derecenin üstü dik gibi işliyor. Veya buna diyebiliriz ki kaç derece? 55 dereceden yukarısını duvar gibi işle, 55 derecenin aşağısını tabanmış gibi işle dedirtebiliriz. Aşağıya adımlarken direkt mi insin? Rampa mı yapsın yoksa yumuşatılmış rampa mı yapsın? Minimum contact distance takım çapı dedik. Ne hangi yöntemle girip hangi yöntemle çıksın? Buradaki yapacağı radius ve yaklaşma değerleri ne olsun? Safety distance seçtim. Clearance plane'i 100. Buraya 5 dedim. Bir kere okey dedim. Bir hata verdi. Tekrar bakacağım ona. Bunda bir hata veriyor. Bunu anlamadım ama bakarız ona da. Şimdi bunda bakın ne yaptı? Neyi seçtim? Bunun içerisinden by rest array'i seçmiş oldum. Onu seçtiğim zaman ne yaptı? Benim duvarlarımı duvar gibi tabanlarımı taban yöntemiyle işlemiş oldu. Bakın iki alanda farklı yöntemle işleyerek daha güzel bir takımı çıkarttı. Ama nedir? Bunda da çok fazla kalkışlar olmuş oldu. Bunun nedeni 4. Şunu da zikzak yapsak kalkışları azaltmış oluruz bir nebze daha.
seçtiğimiz takıma mı hata veriyor acaba? Takımı küçük buldu galiba. Ondan dolayı bir hata verdi bize. Yapalım. Tekrar gelelim buraya. Şimdi buna edit tool diyeyim. 20 de çok büyük. Şöyle 10'luk balonuz bir takımla işleyeceğimi söyledim. Bir önceki takımda 20'lik olduğunu söyledim. Buraya 10'da 5, 10'da 5. Buraya da 10'da 5, 10'da 5 spiral. Flying spiral dedim. Bakın bu sefer hata vermedi. Az önce takımı küçük buldu galiba. Ondan dolayı yapamayacağını söylüyor. Ondan hata verdi sanırsam. Bakın bunda dediğim gibi duvarı ve tabanı farklı yöntemler işleyerek kalan yerleri işlemiş oldu. Bir de otomatik seçeneğiyle nasıl yaptığını görelim. Bakın bunda da farkı bakın şu köşeleri filan birleştirme seçeneği. Bunda direkt kendisi hepsini aynı anda birleştirdi. Bunda farklı farklı yöntem duvarı tabanı taban gibi işledi. Duvarı duvarmış gibi işledi. Daha stabil bir takım yolu çıkartmış oldu. Yani bu şekilde dediğim gibi dip köşeleri aynı anda bir önceki takımdan kalana göre aldırtmamız mümkün. Burada bir de bizim pencil komutumuz var. Bu da bizim dip köşeleri yine sadece tek bir takım yolu çıkaran komutumuz. Geldim dedim ki dörtlük balmuz takımla yapacağım. Sınırım burası. Bakın burada yine istersek single tek bir takım yolu veya by offset deyip bu takım yolunu offsetleyebiliriz. İlk önce single'da ne yaptığını görelim. Rengi duvarda tabanlı slash yine 0. Kesim yönüm climb. Tek bir takım yolu çıkaracak zaten. Bakın istersek bunun içerisinde kaba attırmamız mümkün. Yine aşağıya adımlarken direkt mi ramp mı olsun, yumuşatılmış rampa mı olsun seçeneklerimiz var. Bu kısımlarımız aynı. Geldim safety distance dedim. Buraya 100, buraya 5 dedim. Bir kere build etmeden bir duplicate edelim bunu. Şunu build edelim. Bu arada geldim dedim ki single değil, tek bir tane değil. Ben yana doğru offsetlemek istiyorum bunu. Bakın burada içerisinde seçenekler var. Invert, yönünü değiştir. Dışarıdan içeriye doğru, içeriden dışarıya doğru. Simple ordering. Hani daha önce de söylediğim gibi buraya işle, kalk buraya işle veya hayır bir buradan bir buradan al şeklinde. Aynı anda adıcıkları da işte gibi gibi ayarlarımız var. Yine tek yön mü, zikzak mı, aşağıdan yukarı mı, yukarıdan aşağı mı? Diyelim ki zikzak. Bakın mesafe. Left right distance. Sağ ve sola yapabileceğim mesafe. Diyelim ki 5. Buna da 10'da 5, 10'da 5 kaysın dedim. Yana doğru. Yine yumuşatılmış rampa yap dedim. Bu kısımlarla oynamadım. Okey diyorum. Bir de bunda nasıl bir takım yolu çıkaracak ona bakalım. Bakın ne yaptı pencil? Sadece dip köşeleri sadece birer tane bir tane takım yolu çıkartmış oldu. Bakın her böyle radius küçültmek istediğimizde veya dip köşeleri temizlemek istediğimizde bu şekilde takım yolu kullanmamız, pencil'ı kullanmamız mümkün. Bir de bunun offsetli şekli var. Ne demiştik? Ne yaptık? Ben burada verdim. Dedim ki
sağ ve sola 5 milim ve onda 5 onda 5 olacak şekilde bana takım yolu çıkart dediğim zaman sağına ve soluna yani yanına ve üstüne doğru 5'er milim takım yolu çıkarttı. Bu şekilde offsetlememiz mümkün. Veya bir kere daha double count edeyim. Kaba işlem yaptırabiliriz demiştik. Fix dedim. Dedim ki 10'da 5, 10'da 5. Aşağı adımlasın. Material thickness. Ne, malzemenin ne kadar yüksekliği var. Dedim ki 5 milim. Ya bu ne dedim? Benim parçamın üzerinde 5 milim talaş var. Onu 10'da 5, 10'da 5 almak istiyorum. Dedim. Bu sefer de yana doğru offsetlemeyecek. Kaba bir işlem yapmış olacak. Bakın tek seferde almadı. Benim verdiğim onda 5 değerine göre 10 milimlik geri 5 milimlik 5 milimlik geri onda 5 onda 5 adımlayarak tek seferde değil kademeli bir şekilde buradaki talaşı kaldırmış oldu. Yani bu şekilde bu kullandığımız son 4-5 komut raster rest, waterline rest, rest matter ve pencil dip köşedeki ister radüsleri küçültmek olsun veya dip köşeleri tam olarak 0'a 0 talaş kaldırmak için kullandığımız komutlardır. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Varsa sorularınızı alayım. Tamam Bey, şu anlık yok Buyurun. sorumuz. Ağzınıza sağlık. Yarın Eyvallah, yine teşekkürler. devam değil mi? Yarın devam. Yarın drill operation'lara gireceğiz. Sonrasında drill cycle'lar ve 2,5 eksene giriş yaparız diye planlıyorum. Tamam inşallah. Ondan sonra da yarına yetişmez muhtemelen. Çarşamba günü de takım kütüphanesi nasıl oluşturuyor? Biraz ona bakınırız. Sonrasında camp kısmı da bitmiş olacak. Bu hafta büyük ihtimalle bitecek o zaman Kem. Bu hafta bitecek. Yani çarşamba günü dediğim gibi çarşamba gününe sadece kalacak planlarıma göre takım kütüphanesi. O da yarım saat, bir saat filan sürer. Sonrasında bitirmiş olacağız. Tamam. Tamam Batuhan Bey. Tamamdır o zaman. Sorunuz yoksa Yoksa görüşelim. tamamdır. Tamam. Teşekkürler.